Yürüyorlar. Hoş geldin çapulcu. Nereden çapulcusun? Sokaklardan. Neresinden? İçinden. Alayım istersen biraz seni rahatlatayım. Tamam. İşten çıkıp buraya koştuk. Biz de dostlarımızı, yoldaşlarımızı yalnız bırakmamak için Gezi Parkı'na geldik. Buranın havasını koklamaya geldik. Nasıl kokuyormuş onu bir görelim diye. Peki nasıl kokuyor? Recep Tayyip Erdoğan leş kokuyor dedi. Tabi o ara polis herhalde o leş kokusunu gidermek için epey gaz bombası attı. Bir talimat aldı herhalde. Öteki de neydi onun adı? Hüseyin Avni Mutlu. İstanbul valisi yani. Artık kendi kararlarını kendisi mi alıyor, başkası mı alıyor bilemiyoruz da. Ama altında onun imzası var. Dedi ki orası ıhlamur kokuyor. Ne kokuyor? Aslında ıhlamur kokuyor evet. Evet ama buraya polisler girdikten sonra çok farklı şeyler de kokuyor. Aslında Tayyip'in burnuna gelen o kötü kokular bizim mis gibi buram buram tattığımız özgürlük kokusu, direniş kokusu. Bize güzel geliyor aslında Tayyip'e kötü gelen kokular. Ben tipik bir plaza çalışanıyım. İş çıkışı koşturdum. Buraya dostlarımla, yoldaşlarımla bu hukuksuzluğa, bugün yaşanan faşizme direnmek için buraya geldim. Hatta taze belki geçmemişsinizi bir haber vereyim. Şurada aşağıda itfaiyenin yanından geçerken itfaiyede anonsunu duydum. Alman konsolosluğunda orada bir otobüs yanıyormuş. Oraya itfaiye ekiplerini gönderdiler. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki yani bu gün içinde nereden nasıl takip ettiniz gelişmeleri? Aslında gün boyu Çapul TV'yi izliyorum iş yerinde. Biraz yoğun tempoyla çalışıyoruz. Mümkün olduğunca açık tutmaya çalışıyorum ama. Ya bizim reklamımız gibi olmasın da hani toplam olarak nasıl yansıtıldı medyada o açıdan sordum. Ya çanak soru gibi oldu biraz ama evet. Twitter'dan takip etmeye çalışıyorum genelde. Asıl bu egemen medya her şeyi çok düzgün doğru vermiyor. Bu süreçte halkımız belki bunu daha çok anladı. Biz biraz daha farkındaydık sanırım bu işin ama. Bu iktidarın yanına yandaş medya diye tabir ettiğimiz medya her şeyi doğru vermiyor. Bunu halkımız birebir öğrenmiş oldu bu süreçte. Biz de çeşitli alternatif haber kaynaklarından, kendi oluşturduğumuz televizyonumuzdan, kendi oluşturduğumuz radyomuzdan, Twitter'dan güvendiğimiz hesaplardan takip etmeye çalışıyoruz bu süreci. Yani bu güvenilir bilgiyle güvenilir olmayan bilgi yani çok karışık şu anda. Hatta bugüne kadar burayı yansıtmış yani isim verip yıpratmayalım da bazı kanallarda hatta burada çok izlenen bazı kanallarda valinin ağzıyla yayın yapıyor. Hani buraya saldırı olmadığını iddia ediyor ki burada kan gövdeyi götürüyordu neredeyse. Yani doğru bilgiyle yanlış bilgiyi nasıl ayırt edebiliyoruz? Yani nasıl haber alıyoruz? Ya aslında herkes biraz temkinli bu konuda. Tek hesabın paylaştığı bilgileri teyit etmeden tekrar paylaşmamaya çalışıyor. Teyit edilmiş bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Aslında bu süreçte hesaplar da güvenilir hesap, güvenilir olmayan hesap olarak ayrıldı. Halkımız da az çok biliyor neyi nereden takip etmesine gerektiğini bu süreçte öğrendi. Peki o zaman seni daha fazla yormadan son bir soru soralım. Şey diyelim. Bu sevgi muhabbet mesajları yollamıştı Hüseyin Avni Mutlu. Selam almamak ayıptır. Verilen selamı. Bu selamı nasıl almak istersin? Ya aslında bizim hakkımızda hiç konuşmasa daha iyi sanırım. Çünkü ne zaman bu ülkenin İçişleri Bakanı, valileri, başbakanları bizler hakkında yorumlarda bulunduğu zaman muhakkak başımıza bir iş geliyor. En son Vali Mutlu da bizim için güzel şeyler söyledi. Gözlerimizden öpmüş hatta bugün başbakanımız. Ben izlemedim ama bugün başımıza gelenlere bak. Ben Harbiye'den buraya gelene kadar gaz bombardımanı altında geldim. Bize hiç bulaşmasınlar. İsteklerimizi otursunlar kurmaylarıyla beraber düşünsünler, değerlendirsenler. Buradaki kalabalığa yukarıdan bir kez daha baksınlar. Kendi akıl veren danışmanlarını bir kez daha sorgulasınlar doğru bilgi verip vermediklerini. Çünkü burada çok başka bir hava esiyor. Onların bahsettiği gibi bir hava değil. Burada dayanışma, dostluk, direniş, umut hepsi iç içe ve çok doruklarda yaşanıyor. Bu halkın yenileceğini zannetmiyorum. Onlar da bunu düşünsünler, iyi değerlendirsinler. Teşekkür ediyorum.